Sokak Express'ten herkese merhabalar. Bugün halka gitmeli mi sorusunu sorduk. Bakalım halk gitmeli mi sorusuna ne tarz cevaplar verdi. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aynı zamanda bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Sizce gitmeli mi? Tabii ki. Ne gitmeli veya kim gitmeli? Yönetim iyi değilse gitmeli. Bence de hiç iyi değil. Öyle değil mi? Gitmeli, hem de hemen pırlısını pırlısını gitsin, yargılanmadan gitmeli. Kimse bu ortal geri düzeni bozar. Yargılanmadan gitsin. Şimdiye kadar yapanlar hep hesap sorarız dediler, sormadılar. Hep birbirlerini aklatırlar. Ama bu hiç yargılanmadan ben o zaman şapkamı elime alır giderim. Kimse yani düzeni kim bozuyorsa. Öyle değil mi? Şimdi bilmiyorum. Ben perişanım. Bana hiçbir şey deme. Ben hiç birisine de oy vermiyorum. Tek kelime. Hepsi cebini dolduruyorlar. Hep kendi çıkarına. Ben 2500 lira para alıyordum. 3,5 olmuş. Ben kira nasıl vereceğim, nasıl geçineceğim? Nasıl geçineceğim? Ben hiçbirini sevmiyorum, açık konuş. Hepsini, hiçbirisi gelmesin. Cem Ozan gibi bir adam gelsin. Sizce gitmeli mi? Gitmeli. Nereye gitmeli? Ne gitmeli veya kim gitmeli? Buraya değil, memlekete gitmeli. Suriyelileri göndermek lazım. Anladın mı? Gitmemek lazım. Buradaki milletin gitmemesi lazım. Göçmenler gitmesi lazım. Nasıl diğer ülkeler denizi öldürüyorsa biz öldürmemiz lazım. Müslümanlık değil bu. Türk milletine eziyetliktir yani. Başka bir şey değildir yani. Sizce kim gitmeli veya ne gitmeli hayatınızdan? Vallahi bir zorunluk yoksa, bir aksilik yoksa, bir sıkıntı yoksa gitmemeli. Ama varsa, zarar veriyorsa gitmeli. Zarar veriyorsa ülkeye, millete, çevresine yararlı bir şey değilse gitmeli. İnsan da olsun, hayvan da olsun zarar verdikten sonra yok olması lazım. Size soralım. Sizce gitmeli mi? Kim veya ne? Gitmeli kardeşim. Kim gitmeli? Çünkü çok milleti üzdü. Milleti üzdü. Bu kadar olmaz. Ben Avrupa'da yaşadım. Böyle şey hiç görmedim. Yani böyle bir İdare görmedi. Yani gitmeli mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Neden? Şöyle söyleyeyim ben size. Yaklaşık bir sene önce aldığım bir araba vardı. Hatta bir sene, iki ay falan oldu. Markasını da söyleyeyim. Nissan Qashqai'yi aldım. Sta Samsun'a gittim aldım. 170 bin liraya aldım arabayı. Şey özür dilerim, 140 bin liraya aldım arabayı. Orada taksicilik yaptım. Biraz yeni araba almayı şey yaptım. Erteler gibi oldum. Gece mi gündüzüme karıştı taksicilik yaparken. Biraz geciktim ve şu an araba alamıyorum. O benim satmış olduğum 140 bin liraya alıp 170 bin liraya sattığım araç şu an 570 bin lira. Aradaki 200 bin lira zararımı kim verecek benim? Bak gidiyoruz sigara alıyoruz. Sarma sigara alıyoruz. Başka bir neden olabilir mi sence? Ekmek olmuş 4 lira. Bir tane ekmek alıyorum 4 lira. Ev kiraları bakın burada ev kiraları 6 bin lira 7 bin lira. Asgari ücret 5500 lira. İnsanların alım gücü kalmadı artık. Sizce gitmeli mi? Kim? Sizce kim gitmeli? Gitmesi gereken biri var mı hayatınızda? Hayatımdan kimseye yok gidiyor. Giden gitti. Peki sizce kim gitmeli? Vallahi kim gitsin? Ben bilmiyorum kim gitsin. Onu cevap veremem ben. Ben en çok neye kızıyorum biliyor musun? Tamam hayvanları çok seviyorum. Hayvanlar bana düşman. Saldırıyorlar. Anladın mı? Ne dersem diyeyim. İlk önce barınak yapılsın. Vallahi saldırıldım. 4-5 köpekti. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ölüyordum ben. Neden? Köpekler saldırdı bir zaman bana. Köpekler hem atılır hem sevilir. Kim her insanın bakış açısı başkadır yani. Kimisi seviyor, kimisi sevmiyor. Tabii. Yok ben seviyorum canım. Sevmiyorum demiyorum ben. Seviyorum da. Mesela ben de. Bende 20 tane köpek var. Hepsine ben kendimden fazla bakıyorum. Siz gide koyun ben geliyorum. Ben kendimden daha çok değer veriyorum yani. Evet. Ama kimisi öyle değil, kimisi kovalıyor. Yok, ben kovalamıyorum da ben ya. Durduğum zaman korkuyorum. Onlar 5-6 tane bana saldırdılar da bakkal kurtuldu. Sağ ol. Ben işte köpeklere barınak. Ki başıboş dolaşan hayvanlar gitmeli. Barınak yapılmalı. Vallahi istiyorum. Bir de eğer parti üzerinden diyorsan şu AK Parti Belediye Başkanı'na söyleyin. Seviyorum kendisini. Otobüs gezizlere yapsın. Biz yaşlandık artık değil mi? Aynen. Sen de yaşlandın. Tabii. Otobüs yapsın ya da minibüs yapsın. Anladın mı? Ha onları tedarik etsin. İyi, duysun. Sizce gitmeli mi? Tabii canım şimdi zarar verenler kim zararı veriyorsa, kim or görüyorsa tabii onlar yok olmalı yani. Şimdi şöyle diyeyim sana, insan güzellik gören yerden herhalde kaçmaz yani değil mi? Yani bu olaylar da böyle yani, böyle bir şey. Hani insan güzellik gördüğü yerden memnun olmalı, hani gurur duymalı yani. Sizce gitmeli mi? Bence gitmeli. Niye biliyor musun kardeşim? Yabancı geldiğini sürece ne işçinin değeri var, ne işçide bir mutluluk var, ne de aldığımız paralı bir şey ediyor yani.
Yani kim gitmeli, ne gitmeli sizce? Ya kardeşim, kim olursa olsun bu ülkenin başı, kim olursa ülkeye yaramıyorsa gitsin yani. Ben vatanım, bir de bayramı savunuyorum ben. Kimseyle benim işim olmaz. Kardeşim şu anda aldığımız askeri ücret yetmiyor. Aldığımız maaş 5 kuruşa bir şey yapmıyoruz. Her şey başını alıp gitmiş. Hani bu milletin halı ne olacak hani? Herkes kendi düşünüyor ama zengin zaten zengindir. Gariban zaten gariban. Ama istiyorum ki nedir biliyor musun? Buraya düzgün bir şey gelsin. Yani madem birlik beraberlikse kardeşim, bu yabancıları çıkarsın içimize. Adam ben alıyorum 6 milyar, adam alıyor 7 milyar. Ya adam ayrıca başka yerde de para alıyor. Bize yetmiyor ki. Aldığımız para yetmiyor, kısası yani. Yani Türkiye'de yaşayan mülteciler gitsin mi diyorsun? Biz istiyor gitsin yani. Yani yetmiyor adamlar. Hem zarar veriyor ülkeye, bırak parasını yemesine, bir de zarar veriyorlar yani. Yazık günah ya, niye zarar veriyorlar ya? Bu ülke kolay mı kazandık yani? Hepimiz Türk, Kürt, Çerkez, Lazlı hep birlik beraber savaştılar, kazandılar. Yani yazık değil mi bu ülke yani? Sizce gitmeli mi? Kim gitmeli mi? Yani sizce kim? Biz... Gitmemeli. Neden? Öyle. Bence gitmemeli. Böyle daha iyi. Menemen'de gördüğünüz gibi bir sürü ne bileyim değişiklik. Daha önceleri eğer siyaset için soruyorsanız olmayan şeyler oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Gözle görülen bir sürü şey var. Hangisini sayalım ki? Meta suyu belediyeye bağladı. İşçiler grev içindeydi. Parasını alamıyordu. Maaşını alamıyordu. Çevresel hani görsel olsun yollarımızdır bilmem neyimizdir bir sürü şey. Ama bence gitmemeli. Zaten istediğim kişiler hiçbir zaman gelemedi, iktidar olamadı. Onun için sorun yok. Sizce gitmeli mi? Kim gitmeli mi? Sizce kim gitmeli? Yani belediye başkanları açıkçası pek fazla bir şey görmüyoruz. Ama çalışmalarını da görüyoruz yani. Pek görmüyor diyemeyiz bu konuda ama. Gene de iyi yani ya. Öncekilere göre nazara. Gene bir şeyler yapıyorlar. Yani diyebiliriz de demeyebiliriz de aslında. Herkesin kendi şeyi, kararı. Ama şu an için memnunum yani. Sizce gitmeli mi? Ya hepsi hayatımdan memnunum ben. Hiç kimse gitmez. Sizce gitmeli mi? Tabii ki gitmeli. Kim gitmeli, ben de gitmeli. İlk başta hükümet değişmeli, sonra kötü niyet gitmeli, hırsızlık gitmeli. Ne geri gelmeli derseniz de, bence artık merhamet geri gelmeli, iyi niyet geri gelmeli. İnsansızlarla dolu bir yaşamdayız şu anda. Korkunç, hiçbirimiz insan değiliz. Art niyetlerimiz, kötülüklerimiz fazlalaştı. En genel geçer cevabı vereyim. Bence artık kötülük gitmeli. Sizce gitmeli mi? Yani gereksiz insanlar tabii ki gitmeli. Gereksiz insanlar gitmeli tabii ki. Sizce gitmeli mi? Gitse iyi olur. Sizce gitmeli mi? Kim? Sizce kim gitmeli? Sizin cevabınızı istiyoruz. Bizi şu anda yönetenler gitmeli artık. Neden? Yeter, 20 senedir aynı hikayeyi dinlemekten usandık. Evet, 20 senedir aynı tas aynı hamam. 3 ay sonra enflasyon düşer, 6 ay sonra düşer, gözlerimde ateş çıkıyor. Artık bunları duymaktan usandık. Ve bir de hukukun üstünlüğünü yerlerin altına serdiler. Benim için önemli olan o. Ekonomi bir şekilde insan karnını doyurur. Ama hukuksal olarak insanlar aç şu anda. Bir aynı gemideyiz diyoruz ya. Hukuk şu, devamlı yük aynı tarafa binerse gemi batar. Hukuk iki tarafı da keskin olmalı. Herkes için aynı olmalı. Bir tanesi çıkıyor diyor, namaz kılmayanlar öldürülmeli diyor. Şeref duyuluyor o lafla. Bir tanesi çıkıyor, İmam Hatip'le ilgili bir şey. Ha, ben tasvip etmiyorum bunu. Dememesi lazım. O direkt tutuklanıyor. İnsanlar öldürülmeli, oruç tutmayanlar kırbaçlanmalı diyenler neden baş tacı ediliyor? Düşünce özgürlüğünün olması için hukukun üstünlüğünün olması lazım. Adaletin olması lazım. Demokrasinin olması lazım. Sizce gitmeli mi? Tabii gitmeli. Vallahi o bilir kendini. Hedef belli. Gidecek olan kişi belli. Gitsin artık, yeter. 20 yıl içine ettiler. Yeter, satılmadık bir şey kalmadı. Ekonomi bozuk. Her şey bozuk. Gitsinler artık. Tabii ki ekonomik koşulların değişmesini istiyoruz. En önemli olan gençlerin önünün açılmasını istiyoruz. Gençler yurt dışına gitmemesi lazım. O beyinler göçtükçe Türkiye mahvolur gider. Ve onların her yönlü, gerek akademik, gerek üniversitedeki yurtlar, gerek KVVK yurtlarının, borçlarının tamamen silinmesini istiyoruz. Aynı zamanda tüm gençlerin gerek milletvekili gerekse şey, ben milletvekili olmam, senin olmanı isterim. Neden? Çünkü ben senden aynı kulvarda, aynı yerde koşamam. Koşmamız imkansız. Ya onun için Türkiye'deki gençlerin yaptıkları işlemleri hiçbir zaman ayıplanmaması lazım. En önemli faktör Türkiye ekonomisinin kıstaslarının üretime yönelik, yapılandırmaya yönelik bizzat tarım sektöründe çok büyük faaliyet gözler. Yoksa Suriyelileri biz mesela istemiyoruz. Gitsin vatanlarına.
Afganları istemiyoruz, gitsin vatanlarına. Onların her biri 5 milyon tane kişi var deniliyor. Edimlere göre, söylenen rakamlara göre. Bu 5 milyon kişi 100 gram buğday yemiş olsa 5 milyon ton buğday yapar. 5 bin ton pardon. Bu buğdayı nereden alacak Türkiye? Kendimize yetelim ilk defa. Ben sana koşmam lazım. Türkiye'deki eğitim faktörünün değişmesi lazım. 10-12 tane bakan değişirse gençlik ne oldu işte? Berbat oldu gitti. En önemli gençler. Gelecek Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ilkesi nedir? Gelecek gençler. Ben de aynı fikirdeyim, aynı görüşteyim. Gelecek Z kuşağı. Zaten şu iktidar, ben parti A partisi B partisi tutmuyorum. Hangi parti benim karnımı doyuruyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı olarak yaparsa ben o partinin yanındayım. Başka türlü söyleyecek ilkem yok canım. Gençler, gençler, gençler. Sizce gitmeli mi? Gitmeli. Kim veya ne gitmeli? Beni üzecek insan, benim hayatımı üzecek insan gitmeli benden. Çoluk çocuğumla ben mutlu olmak istiyorum, yeter. Sizce gitmeli mi? Gitmemeli. Niye gitmemeli? Her şeye rağmen mücadele etmek daima güzeldir. Umutlarını yitirmemeli. Kendine sahip çıkmalı. Daima kendini desteğin kendin olmalısın. Sizce gitmeli mi? Duruma göre değişir ama. Gezmeye, tatile gitmeli tabii.